Şişe Summit'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yaşar. Bugün ITM Tobacco'dan tarçın sakız denememiz yapacağız. Tadın testine bakacağız. Ürünün yanma oranına, ne kadar süre gittiğine ve duman performansına bakacağız. Şerbetine bakacağız. Evet arkadaşlar, bugün yanımızda yine Alpa modelis. Lüle, Silvia kullanacağım. Silvia Lüle'yi folyo ve lotus ile kullanacağım arkadaşlar. Folyo lotus performansının güzel olduğunu az çok hani denedim. Benim bu şekilde hoşuma gitti. Sizler de göreceksiniz videoyu çekerken. Gayet güzel. 3 delik atıyorum genelde. 2 veya 3 delik atıyorum panelde. Bu şekilde kullanıyorum. Panel kullanacağım. Hadi geçelim hazırlığa. Tütünün şerbet oranı daha önceki çektiğim videoda da söylemiştim. Gayet yeterince bir şerbet oranı var. Güzel bir şerbet oranı var. ITM'in. Çer çöp olayımız doğru düzgün görmedim. Yalnız damarlar var. İlla ki. Şimdi tütünümü alıyorum. Arkadaşlar tütünümüzü lülemize yerleştirdik. Folyomuzu taktık. Hazırız. Hemen arkasından da üzerine yine lotusumuzu koyduk. Her şeyi hazırladık arkadaşlar. Şimdi közlerimizi alıp geleceğiz. Ondan sonra sizinle beraberiz. Hadi közleri alıp gelelim. Evet arkadaşlar, közlerimizi aldık geldik. Bir 5 dakika dinlenme süresini, demlenme süresini tamamladık. Şu an közlerimizi, 3 tane közümüz var. İkisi içinde, biri dışarıda çapraz şekilde duruyor. Demlenmiş olduğunu düşünüyorum. Ülem çok hafiften ısınmaya başlamış. Hadi beraber deneyelim. Evet, demlenmeye başlamış. İlk çektiğimde tarçın yoğunluğu geliyor en başta.
Dediğim gibi tarçını ben sevdiğim bir aroma ve vividen sakız aroması var takibinde. Tarçın yoğunluklu gibi dursa da sakızla beraber bütünlenmiş halde ve aroma gerçekten çok çok iyi şekilde geliyor. İki aroma birbirini tamamlamış. Vividen sakız tadı daha çok şey yapıyor sakız olarak. Vividen sakızı alıyorum. Güzel bir aroma. Dentifier daha çok ürünlerle mixlenebilir bir tütün bana göre. Ben tarçın sakızı çok seviyorum. Severek tükettiğim bir tarçın sakız ürünüdür. Ve bu benim gayet hoşuma gitti. Güzel bir ürün. Eğer sizler de tarçın sakız seviyorsanız, sizlerin de hoşuna gideceğini düşündüğüm bir ürün. Tarçın, sakız, hani tarçının daha çok baskınlığı vesaire aslında çok ön planda değil. Gerçekten tarçın sakızı alıyorsunuz. Kokusuna da baktığımızda, kokusunda da tarçın sakızın birebir verdiği tatla, yani tütünün tadıyla tütünün kokusu birebir aynı. Ve bunu çok iyi şekilde fark edebiliyorsunuz. Sizler de aldığınızda göreceksinizdir. ITM'e özellikle söylüyorum. Gerçekten tütünlerde başarılı ve çok iyi yerlere geleceğini düşündüğüm bir tütün. Ek olarak Silvia Lule'de folyo ve lotus ile beraber kullandığımızda arkadaşlar daha çok içim süresini uzattığını ve yanmanın azaldığını, tütünün aromasını daha çok aldığımı fark ettim. Bu şekilde tavsiye ederim. Normalde folyo artı işte yanmaz kullanıyordum. Folyo artı yanmaza göre Lotus'u kullanmak bana göre biraz daha avantajlı geldi. Tabii ısınması biraz daha geç sürebiliyor. 5 dakikada açıldı ama yavaş yavaş açıldı. Lotus'la beraber Folyo Lotus kullandığımızda ürünü de tütünü de daha çok yansıtıyor. Ürünü bir 50 dakika kadar içmeyi sağlayacağım arkadaşlar. 50 dakika sonra tekrardan burada olacağız. Hadi o zaman 50 dakika sonra görüşmek üzere.
Evet arkadaşlar, 50 dakikalık bir içimin sonuna geldik. Yani 50 dakikadır içiyorum. Tütünün aroması ortalama 40. dakikalarda falan biraz daha bir tık daha azaldı. Yani tarçın aroması biraz daha azaldı. Sakızdan beraber yine aynı şekilde aromanın içeriği, tadı gelmekte. Közleri değiştirdim. İçerisindeki közleri değiştirdim. Yeni közleri var. Duman performansı olarak dumanda herhangi bir kayıp yok. Tütün gayet yerinde. Halen daha içilebilir bir tütün. Dediğim gibi yaptığım setupta aromayı kaybetmeyip tam tersine daha iyi bir performans alıyorum. Ürünün tadı olsun, yanması olsun çok yönden avantaj sağlıyor. Sakız ve tarçın tadı halen daha gelmekte. Ve bu aromanın daha da devam edeceğini düşünüyorum. Ortalama ne kadar süre gidecek diye tahmin olarak şey yapmak gerekirse bir 80 dakika kadar gideceğini düşünüyorum. İçimlere devam edeceğiz. Yanma eğilimi henüz yaşamadım. Herhangi bir yanma eğilimi yok tütünde. Tütün gayet yerinde. Tabii tarçın ne kadar baskın olsa da birbirini dengelemiş durumda sakızdan tarçın var karşımızda. Mühident sakız yoğunluklu. Bu halen de dediğim gibi hiçbir şekilde aromayı kaybetmedi. Aromayı gayet iyi şekilde alabiliyorum. Hatta söylemem gerekirse mühident sakızın aroması bana biraz daha daha fazla gelmeye başladı 40. dakikadan sonra. Tarçın aroması yanına Vividen sakız. Tarçın tam dengeledi kendini. Vividen sakız kendini ön plana attı. Gerçekten çok güzel bir Vividen sakız tadında bir sakız içimi gerçekleştiriyorum. Dumanı da gördüğünüz gibi duman yoğunluğu kendini kaybetmedi. Güzel bir duman yoğunluğu var. İki köz ile kullanıyorum şu anda. İçerisinde iki közüm var. Lotus'un üstü yarım kapalı. Tam kapalı değil. Yarım kapalı şekilde içiyorum. Tam açık da değil.
Evet arkadaşlar, sizler de içtiyseniz yorumlarınızı sizler de paylaşabilirsiniz. Yorumlar kısmından bize yorumlarınızı, düşüncelerinizi iletirsiniz. Bütün yorumları okuyorum ve beğeniyorum. Bir önceki çektiğim videoda yorumlarda en çok yani genel olarak sorulan sorulardan biri ITM tabakoyu nereden alabilirim? Bu soru geldi. Şu anda ITM tabako bandrollü olarak satışta tüm Türkiye'de. İnternet üzerinden nargile uzmanından web sitesinde de satılıyordur büyük ihtimal. Nargile uzmanından satın alabilirsiniz. Antalya'da da yakın zamanda Çetinkaya Nargile gelecek. Ramazan'ın oradan da yine temin edebilirsiniz. İçimine devam edeyim ben. Ne zaman yanma eğilimine girecek vesaire ona bakalım. Ne kadar süre gidecek ona bakalım. Tütünümüzü. Ben içime devam ediyorum. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, 1 saat 15 dakikayı geride bıraktık. Şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Kömürümde oynama yapmadım. Kömürümde yön değiştirmedim. Yalnız 1 saat 15 dakikanın sonunda sakız yoğunluğunu halen daha yoğun şekilde alıyorum. Sakız yoğunluğu var. Tarçın yoğunluğumuz bir miktar azaldı. Ama sakız yoğunluğu kesinlikle kendini kaybetmedi. Büyüden sakız tadı halen daha geliyor. Çok iyi şekilde geliyor. Yani şu an bu setup'la baktığımızda tütün daha bizi götürecek. Duman performansı halen daha kendini kaybetmedi. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma halen daha abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yaparsanız sevinirim. Her yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Tek tek okuyorum bütün yorumları. Hoş geldin. ITM Tabakko'nun Instagram adresini açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Instagram adresinden ITM Tabakko'yu takip edebilirsiniz. Aynı zamanda bizleri de Instagram'dan takip edebilirsiniz. Baktığımda %50'lik, %56'lık kısım abone olmadan izleyen arkadaşlar var. Abone olursanız kanalıma sevinirim arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Dediğim gibi ürünün tadı halen daha gelmekte. Tercih edebilirsiniz. ITM Tobacco. Dentrine Fire. Tarçın sakız. Çok güzel bir aroması var.
Kesinlikle tavsiye edebilirsiniz ve mixlenecek bir ürün. Yani birçok üründen mixleyebilirsiniz. Ben çilekten mixleyebiliyorum, karpuzdan mixliyorum. Benim hoşuma gidiyor hani. Tarçın saksısı zaten normalde sevdiğim bir tütündür. Ve ITM Tobacco da bunu gerçekten başarılı şekilde tamamlamış. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma halen daha abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.